Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Hatay Cumhuriyeti serisine başlıyoruz dostlar. Şu ana kadar yaptığımız seriler arasında en zor sayılabilecek serilerden bir tanesi olacak net bir şekilde. Zira hem bulunduğu konum açısından hem de sahip olduğu güç açısından oynaması epey zor bir ülke olacak Hatay Cumhuriyeti. Şimdi Hatay'ın bir tarihine bakmak gerekirse 1937 senesinde bugünkü Birleşmiş Milletler, o zamanın adıyla Milletler Cemiyeti tarafından aslında Hatay sorunu olarak adlandırdığımız sorunu çözmek için kuruldu. Fakat bizim amacımız, yani bir sorunun çözümü için kurulmuş öyle geçici bir devletten çok kalıcı ve bölgede adı geçen, sözü geçen güçlü bir Türk devleti olmak. Zira neden bir Türk devleti? Çünkü hem nüfusun yaklaşık %40'ını Türkler oluşturuyor, hem de ülkenin yönetimi neredeyse tamamen Türkler tarafından yönetilmiş, oluşturulmuş durumda. Tayfur Sökmen tarafından yönetilen bir ülke. Bu ülkeyi Türkiye'den daha güçlü bir ülke haline getireceğiz. Aslına bakarsanız biraz da Türkiye ile yarış halinde olacağız. Yani bölgede Türkiye'ye göre daha güçlü, Türkiye'ye göre daha istikrarlı ve daha prestijli bir Türk devleti kurmak bizim amacımız olacak. Özellikle de her an, yani Türkiye'nin zayıflık belirtilerini gördüğü anda bize savaş ilan edip bizi yeniden sömürgesi haline getirebilecek bir Fransa Cumhuriyeti var bölgede. Fransa var. Onları da ortadan kaldırmamız gerekecek kesinlikle. Belli bir süreliğine her ne kadar Türkiye ile yarış içerisinde olacak olsak da Türkiye tarafına çekilip Fransızları Suriye'den atmamız gerekecek. Böylece Fransa'dan herhangi bir kapitüle olma tehlikesi kalmayacak artık. Fransa tarafından kapitüle olma tehlikesi tamamen ortadan kalkacak. Ta ki Fransa'yı ortadan kaldırana kadar Türkiye ile ilişkilerimizi dediğim gibi iyi tutmaya çalışacağız. Ülke oyunun başında çöplük. Yani ülke bile değil. Hani öyle bir ülke ki oyunun başında direkt olarak bütçe harcamalarımız mecburen düşükte başlıyor ekonomimizi iyi bir düzeyde tutmak amacıyla. Orduyu zaten kaldıramıyoruz. Hani 3350 kişilik bir orduyu mümkün değil kaldıramaz Hatay Devleti. Şöyle bir mallara yatırımlara birazcık para verdiğinde gelir zaten 100'e düşüyor. Hadi vergilerle biraz artıyor, 113 oluyor. Yani gerçekten bayağı berbat bir durumda başlıyor ülke. Fakat biz bu berbat durumda olan ülkeyi, açıkçası bu çöplüğü, yani zamani deyimiyle, yoksa Hatay bir lafım yok tabii ki de, zamani deyimiyle şu anda Hatay hani savaşlardan çıkmış, gerçekten çok kötü günler geçirmiş bir ülke. Çok kötü durumda olan bir ülke. Biz bu ülkeyi çok daha iyi bir konuma, çok daha iyi bir mertebeye getireceğiz dostlar. Herhangi bir kuşkunuz olmasın. Evet. Vergiler, mallar, yatırımlar üçümüzü sonunda ayarlayabildik. Bir şekilde paramızı artıya çıkararak mallar ve yatırımlar ikilisini yükseğe çekebildik, sınıra çekebildik. Şimdi ne yapacağız abi? Bir kere böyle bir küçük bir devlette oynuyorsanız diplomasi sizler için son derece önemli. Sovyetlerle biraz yakın ilişkiler kurmayı düşünüyorum ama öyle can ciğerde değil. Yani gün gelir Sovyetler buralara inmeye çalışırlar, Türkiye topraklarını almaya çalışırlar. Evet, biz Türkiye ile yarış içerisinde olacağız. Evet, biz Türkiye'den daha güçlü bir ülke olacağız bu bölgede. Ama yine de Rusların gelip de bu Türk topraklarını, bu has Anadolu topraklarını, has Türk topraklarını almasına izin veremeyiz abi. Evet, Türkiye ile bir yarış içindeyiz ama yine de Türklerin menfaatlerini önde tutan bir ülkeyiz kesinlikle. O sebeple her ne kadar Ruslarla iyi ilişkiler içerisinde bulunmak istesem de Rusların Türkiye'yi almasına kesinlikle karşı çıkacağım. Olur da bir gün Ruslar Türkiye üzerine bir saldırı gerçekleştirmeye kalkarsa bütün gücümüzle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında bulunmaya çalışacağız abi. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sevgili lideri Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygımız son derece büyük bizim Hatay Cumhuriyeti olarak. Yani dediğim gibi Türkiye'ye dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı durumunda biz Türkiye'nin yanında bulunacağız. Ama bunun dışında Türkiye ile yarış içerisinde olacağız. Sanırım politikamızı anlatmaya çalıştım, anlatabildim abi. Siz anladınız bence politikamı. Artık yavaştan dilerseniz hamlelerimizi gerçekleştirmeye başlayalım. Fransa ile de belli bir süre aramızda bir saldırmazlık paktı bulunması gerekiyor. Ruslar ve Türklerle belli bir süre iyi ilişkiler. Fransa ile ise sürekli olarak devam eden bir saldırmazlık paktı. Bunları güçlenene kadar tuttuğumuz, bunları güçlenene kadar sürdürdüğümüz sürece bence çok da bir sıkıntı çekmeyiz abi. Hemen yanı başımızda da Kıbrıs topraklarına hakim olan bir Birleşik Krallık Devleti var. O da tabii bize birazcık sıkıntı çıkarabilecek potansiyelde bir devlet. Birleşik Krallık'ın herhangi bir güçsüzlüğünü gördüğümüz anda Kıbrıs topraklarını da onlardan geri almak adına harekatımızı gerçekleştireceğiz. Tabii şu anda Hatay Devleti maalesef, bırakın Kıbrıs'ı, burnunun ucuna ordu gönderebilecek bir ülke bile değil. Birazcık yatırımlar gerçekleştirmemiz lazım. Biraz Hatay toprağını kalkındırmamız lazım. Zaten tek eyalete sahip bir devletiz. En azından sahip olduğumuz toprağı birazcık değerlendirerek gelirimizi belli bir süreliğine arttırabilmemiz gerekiyor. Bakın şu anda 120-130'luk bir gelirimiz var. En azından kısa vadede hedefimiz bu geliri 500 seviyelerine kadar çıkarabilmek. Çıkarabildiğimiz takdirde dediğim gibi kısa vade için bence iyi bir ilerleme
kat etmiş oluruz abi. Şöyle devam edelim ekonomik yatırımlara. Evet, 4000'e kadar çıkardık Hatay'ın ekonomisini. Gayet güzel. Yani en azından çevredeki topraklara göre çok daha güzel, çok daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip bir toprak oluşturmaya çalışıyoruz şu anda Hatay'da. Halkımızın ve meclisimizin hak ettiği refaha sahip olmasına çalışıyoruz. Sahip olması için çalışıyoruz Hatay toprağının. Bu arada toprağa da Hatay yapalım abi bence. Artık İskenderun değil de Hatay olsun. Hatay, aynen öyle. Bence daha mantıklı abi. Yani sonuçta Hatay Cumhuriyeti'nin başkenti Hatay. Hani daha mantıklı geliyor kulağa. Biraz daha devam edelim bakalım şu ekonomik yatırımlarımıza. Evet, 6200'e kadar çıkardık. Güzel bir ilerleme bence. Oha. Oğlum ne oluyor lan? Evet. Axis Fransa ile bir savaşa girdi. Nerede toprağı varsa Fransa'nın hüplettiler. Böyle yalayıp yuttular lan. Kaşla göz arasında nasıl Fransa Suriye'yi kaybetti? Oha. Evet, Mısır Krallığı da bu arada bağımsızlığını ilan etmiş İngilizlere karşı. Onlar arasında da dönen bir savaş var şu anda. Yani şu an aslında tam da İngilizlere savaş ilan edip Kıbrıs topraklarını alma zamanı, biliyor musunuz? Vallahi var ya, yapabiliriz ha. Ama çok sağlam bir ordu toplamamız lazım. Bu arada Birleşik Krallığa tek bağımsızlığını ilan eden devlet Mısır Krallığı değil. Güney Afrika Birliği de bağımsızlığını ilan etti. Ve Güney Afrika Birliği ile Mısır Krallığı, hatta Britanya insanı, Mısır Krallığı, British Malaya, Yeni Zelanda, Avustralya, hepsi birden gelip Birleşik Krallığa büyük bir savaş ilan ettiler. Allah'ım, hayatımda gördüğüm en epik olaylardan bir tanesi. Bütün koloniler bir anda bir araya gelip sahiplerine, lordlarına savaş ilan ettiler. Gerçekten yapılabilecek en raconsal hareketti. Tebrik ediyorum bu koloni devletlerini. Bağımsızlıklarını ellerine almak adına her şeyi yapıyorlar. Biz de zamanında 1937 senesinde Milletler Cemiyeti'nin bir sorun çözme odağı olarak kullanacağı bir devlettik. Geçici bir devlettik, fakat biz yaptığımız yatırım hamleleriyle, yaptığımız yükseliş hamleleriyle bunu engelledik ve kalıcı bir devlet haline geldik. Tıpkı bizim gibi onlar da artık bir koloni değil, bir kalıcı devlet, kendi bağımsızlıklarına sahip birer millet haline gelmeye çalışıyorlar. Şöyle dilerseniz artık biz de yavaştan ordu basım işlemlerimize başlayıp Kıbrıs'a çıkarmamızı atalım. Birleşik Krallığa karşı kurulan bu koalisyon daha da büyüyecek ve Birleşik Krallığın dünya üzerinde kurduğu bu hegemonya kesinlikle yıkılacak abi. Artık yeter. Yüzyıllardır Birleşik Krallığın bu dünyadaki hakimiyeti, dünyadaki bütün devletleri bezdirmiş vaziyette. Artık yeter. Hemen başlayalım abicim ordu basım işlemlerine. Evet, 7000'lik bir ordu çıkarabildik yaklaşık olarak. Ben öyle ümit ediyorum ki bu bastığımız ordu, bu gerçekleştirdiğimiz yatırımlar işe yarayacak ve Kıbrıs topraklarını alacağız. Şu anda Hatay Cumhuriyeti için bir kader anına tanıklık ediyorsunuz. Zira Hatay Cumhuriyeti ordularının çıkarması başarısız olursa Birleşik Krallık çok yüksek bir ihtimalle bu topraklardan seri bir şekilde ordu çıkarıp Hatay'ı fethedecek. Oh be, ulan derin bir nefes aldım. Oh be, çok iyi abi, çok. Tamam, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Birleşik Krallığı'nın öyle çok da fazla bir... Bayağı da varmış ama... Ya Süveyş kanalını bir şekilde kapatmamız lazım. Of, çok sıkıntı. Orduları Hatay'a çekelim abi. Çok acilen var ya, bir şeyler yapmamız lazım. Bu kadar devletten illaki bir tanesi bir çıkarma, bir ordu getirir. Çok riskli bir durumdayız. Çok riskli bir durumdayız. Bir an önce bu savaşı bitirmemiz lazım. Elimizi çabuk tutup bu savaşı bitirmemiz lazım. Ve çok dikkatli olmamız gerekiyor. Doğu Akdeniz'de olması lazım bir gözümüzün sürekli. Zira her an bir ordu getirip çıkarmayı atabilirler. Paramız da yok, bir şey de yapamayız, hani orası ayrı da. Keşke Türkiye'nin bir güvencesi altına girseydik önce ya. Yok lan ya da. Bizim Tayfur Sökmen önderliğindeki Hatay Cumhuriyeti'nin hiçbir devletin güvencesi altına girmesine ihtiyacı yok abi. Biz ki Birleşik Krallığa savaş ilan edip Kıbrıs topraklarını bu imkansızlıklar içerisinde kurtarmış bir ülkeyiz. Bundan sonra da sırtımızın yere geleceğini düşünmüyorum. Evet, artık barış teklifini kendileri yolluyorlar. Madem öyle, barışmanın zamanı geldi. Şöyle her iki toprağı da alarak... Kıbrıs'ı, evet öyle, Birleşik Krallık'tan kurtardık dostlar. Gerçekten dünya içinde büyük, Hatay Cumhuriyeti için daha da büyük bir adım oldu bu. Artık Hatay Cumhuriyeti sadece tek topraktan oluşan bir özerk devlet değil, 3 adet topraktan oluşan ve Doğu Akdeniz'in, genel olarak tüm Akdeniz'in incisi diyebileceğimiz Kıbrıs'ın sahibi önemli bir devlet abi. Muazzam. Yani bizim için gerçekten mükemmel bir ilerleme. Ayrıca bir ada toprağına sahip olmak bizim için ayrı bir gelişme. Çünkü Hatay toprağı Fransa ve Suriye'nin arasında kalmış bir toprak. Bir tanesi savaş ilan etse anında düşebilir. Ama Kıbrıs öyle değil. Kıbrıs'ı savunabiliriz abi. Daha denize ordu çıkaracaklar da, çıkarmayı atacaklar da, Kıbrıs savunulabilir. Ama Hatay savunulamayacak bir toprak.
O yüzden bir ada toprağını ele geçirmiş olmamız bizim için gerçekten muazzam bir ilerleme. Tabii galiba bizim bu yaptığımız hamle Fransızların hoşuna gitmeyecek olacak ki, hoşuna gitmemiş olacak ki kendilerinin bizimle olan ilişkileri bayağı bir gerilemiş vaziyette. Her neyse, devam edelim. Asimilasyonlarımızı da başlatalım hemen Kıbrıs topraklarında. Gayet güzel abi. Bu toprakların bize hem coğrafi açıdan, hem ekonomik açıdan, hem de prestij açısından getirisi gerçekten çok büyük olacak dostlar. Hatay Cumhuriyeti o büyüyüşün, o büyüyüş planlarının ilk adımını Kıbrıs'ın fethiyle attı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gayet güzel. Evet, şu an bize öyle savaş ilan etmeye çalışan mihraklar yok. Bize çok düşmanca tavırlar bekleyen mihraklar yok. Şu an diplomatik olarak gayet iyi bir durumdayız. Birleşik Krallık'tan toprak aldık. Yani şöyle bir devlet Birleşik Krallık'tan toprak aldı az önce. Her şey bizim adımıza gerçekten muazzam ilerliyor abi. Çok güzel. Umarım bu şekilde devam ederiz. Şimdi başka ne gibi fırsatlar var bizim önümüzde? Fransa'nın da aslına bakarsanız ekonomisi çok düşük. Zira Fransa toprakları İtalya ve Nazi Almanyası tarafından kapitüle edildi adeta. Neredeyse kapitüle edildi. Fransa artık dünyada gerçekten adı neredeyse hiç geçmeyen bir devlet. Bu sebeple Fransa üzerine bir saldırı gerçekleştirebilir. Ama o kadar kolay değil abi. Öyle Birleşik Krallık'tan Kıbrıs aldığımız gibi kolay bitmez. Yani burada Beyrut toprağı var, Tire var, Şam var, Halep var. Hani bu adamların anlık olarak çok sağlam ordu çıkarabileceği toprakları var. Çok sağlam ordu çıkarabileceği topraklara sahipler. Bu sebeple öyle Kıbrıs'ı fethetmek gibi iki turluk iş olmaz abi. Fransa'dan Suriye'yi almak. O yüzden biraz daha beklememiz lazım. Biraz daha hazırlıklarımızı tamamlamamız lazım. En azından hani şöyle bir 15 binlik bir ordu bize kesinlikle gerekiyor. 15 binlik orduyu çıkarmak için de ne kadarlık bir ordu gerekiyor abi? Ne kadarlık bir para gerekiyor? Bayağı para gerekiyor. Yani bizim birazcık beklememiz lazım abi şahsen. Bizim daha 40 fırın ekmek yememiz lazım gibi görünüyor. Asimilasyon işlemlerimiz ne vaziyette? %94 ve 99 seviyelerinde kalmışlar. Her ikisini de %100 ile tamamlayalım. Gayet güzel abi. Artık Hatay Cumhuriyeti topraklarında tamamen Hatay Cumhuriyeti'ni destekleyen bir milleti barındırıyor. Bu bizim için gerçekten güzel bir ilerleme. Ülke içerisindeki istikrarı sağlamamız Hatay Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için son derece önemli. Evet, paramızı bayağı bir biriktirdik. Şöyle bir 80 bin dukata çıktığımızda paramız artık Fransa'ya savaş ilan etmek adına ordularımızı toplamaya başlayabiliriz bence. 77. sırada bulunan bir devletin Birleşik Krallık'tan toprak alması gerçekten şaşırılacak bir olay. Evet, paramız 70 bine çıktı. Ben başlıyorum hocam. Vallahi ben başlıyorum. Yani artık ne olur bilmiyorum. Gerçekten yenilme ihtimalimiz var. Gerçekten hatta çok yüksek yenilme ihtimalimiz bence. Ama artık yani başladık bir kere plana. Artık buradan dönüş yok hocam. Bilmem anlatabildim mi? Fransa devletine yaklaşık olarak 14 bin kişilik Hatay Cumhuriyeti ordusuyla savaşımızı ilan ediyoruz dostlar. Çok korkuyorum doğruya doğru. Çok korkuyorum şu anda. Yani yenilme ihtimalimiz çok yüksek çünkü. Ama korkunun da ecele faydası var mı? Yok. Girdik hocam. Evet, Şam toprağını düşürdük. Laskiye toprağını düşürdük. Güzel bir başlangıç oldu bizim adımıza. Çok Tamam olsun. Hala hiç fena gitmiyoruz. Olsun. Hiç fena değiliz şu anda. Gayet iyiyiz hatta bence. Önlemlerimizi almaya devam ettiğimiz takdirde bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Of. Of. Usta yenileceğiz lan. Usta harbiden yenileceğiz lan. Abi şimdi şuraya hep beraber saldırsak alır mıyız ki acaba? Çok kritik ya. Ya da bekleyelim onlarsa ama ordu basabilirler. Sonuçta bu adamlar ekonomisi yüksek bir ülke. Çok güzel. Of, onların saldırmasını beklememiz lazım. Onlar saldıracak, dur. Ordu sayılarını arttırmasınlar. Şurayı alabiliyor muyum? Aldım vallahi aldım. Usta bana saldırsana. Lan ordu getiriyor. Dur, nereye getiriyorsun? Dur sakin ol. Bana saldırır mısın lütfen? Adamın bana saldırmasını istiyorum. Saldırmıyor. Bu nasıl bir iş ya? Kanka ordu sayını arttırmadın değil mi?
Alamayız, alamayız. Yani o kadar kritik bir durum ki alamayız diye tahmin ediyorum ben. Ne kadar kayıp yaşayacağımızı falan bilmiyorum. Savunanlar %20'lik bonus kazanacak abi. Alamayız. Olmaz. Harbiden diyorum alamayız. Tamam, güzel. Güzel haber. Şimdi... Yok, yine saldırmamam lazım. Yine saldırmamam lazım. Öyle bir diken üstündeyim ki Allah'ım. Öyle bir diken üstündeyim ki şuraya bir 50'lik ordu sevk ederim. Of. Usta, şuraya saldırır mısınız? Şuraya. Neden hep kıyıdan köşeden gidiyorsunuz? Hay lanet olsun. Ya. Aa, buraya ordu çıkardılar. Tire'ye ordu çıkardılar. Gördüm, Tire'ye ordu çıkardılar. Güzel, sonunda saldırdı. Bir kere daha saldırın. Şu toprağıma saldırsanıza kanka. Şu toprağıma saldırın ya. Kanka şuraya saldırın ya. Lan benim ordum niye kayboluyor? Oğlum ordumun sayısı... Ölüyor, ordular ölüyor. Of. Of of of, ben bunu hiç hesaba katmadım. Hiç hesaba katmadım ben bunu. Abi. Çok kötü oldu ya. Atıldık. Bildiğin atıldık lan. Aman aman, bak bir de çıkarma atıyorlardı var ya. Harbiden gidiyorduk ha, diken üstündeydik. Kredi falan da alamıyoruz. Paramız da artıya çıkmaz bu gidişte. Şimdi barışı kabul etsem Hatay'ı vereceğim. Barış yollamasam Kıbrıs'ın da düşme ihtimali var. Paramın artıya çıkmasını beklesem. Oho. Daha bu artıya çıkacak da. Aniden bir ordu getirip çıkarma atsalar ben paramın artıya çıkmasını bekleyene kadar. İçimden geçme ihtimalleri var. Tamam o zaman, çok dikkatli şekilde bekleyelim, tamam mı? Çok dikkatli şekilde bekleyelim. Çok dikkatli. Aman hocam. Aman. Aman ordu getirmesinler. Tamam, paramız illaki artıya çıkacak. Ben Hatay'a bir çıkarma atacağım, tamam mı? Alacağız Hatay'ı, kaçacağız. Alıp kaçacağız Hatay'ı. 10 ordu bassak bile yeter. 10 orduyla bile alabiliriz. Çünkü o toprağı boş bırakacaklar, eminim. Aman, 5 kişilik daha geldi. Yok tamam, yine yapamayacak aynen. Neyse ki düşük sayıda ordular getiriyor Allah'ın aptalı. Hep böyle getir oğlum, tamam mı? Hep böyle getir hadi. Olur da eğer bir çıkarma falan atmaya kalkışırlarsa barış antlaşmasını imzalarız. Yani sadece Hatay toprağını veririz en azından. Şu anda bütün yönetim kadromuz, bütün meclisimiz ve Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen miydi neydi? Tayfur Sökmen'di aynen. Tayfur Sökmen. Yani Kıbrıs'a taşınmış vaziyetteyiz. Türkiye bir Fransa ile savaşa girse var ya, üf be. Ticaret falan da talep etmiyorum biliyorsunuz, kullanmıyorum bu bug'ları. Ama Türkiye kendi kendine bir savaşa girse var ya Fransa ile. Vallahi kurtulduk. Vallahi kurtulduk. Paramız artıya çıkarsa da kurtulduk. Ama çok diken üstündeyiz ya. Her an yani biz farkında olmadan Kıbrıs'a çıkarma gelebilir. Aşırı diken üstündeyiz. Dikkat edelim hocam. Dikkat edelim. Ama büyük ihtimalle bu videonun sonuna kadar bu şekilde artık paramızın artıya çıkmasını ve onların çıkarma atmamasını bekleyeceğiz. Onların çıkarma atmaması için dua edeceğiz. Bütün Hatay Devleti'nin şu anda manevi gücü bizim yanımızda. Maddi bir gücü olmasa da maalesef sevgili halkımızın. Bütün manevi gücü bizimle birlikte hissedebiliyoruz bunu. Evet, güzel, gelirimiz 100'e çıktı abi. Her bir turda 100-100 artıyor şu anda paramız. Harika haber. 50-60 tur daha. 50-60 tur daha dayanabilmemiz lazım. Belki daha fazla. 236 ordu. Tamam, başka devletin orduları. Şu anda şu 19 orduyla aslında çıkarma atabilir ama atmıyor işte. Age of Story 2'nin AI'yı. AI mantığı. Max AI mantığı Age of Story'nin. Şu an ben barış seksem yine Hatay'ı alıyorlar. Aynen öyle, tamam. Devam edelim hocam. 3 yıl 1 ay olmuş savaş başlayalı. Ve zerre bir şeyi kazanamadık. Gerçekten çok saçma bir atraksiyona giriştik. Aslında bitiriyorduk bu arada, yine çok korktum. Aslında bitiriyorduk. Kötü oynadık. Ya ben o ordunun attrition yiyeceğini, o ordunun açlıktan öleceğini düşünmemiştim ya. Vallahi düşünmemiştim ya. Orada hata yaptık işte. Orada maalesef hükümetimiz, devletimiz hata yaptı.
Videoda artık 20 dakikayı geçti. Yavaştan bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölüme büyük ihtimalle paramız artıya çıkmış olarak girerim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Hatay Cumhuriyeti serisi gerçekten zor bir bölüm olacak. İlk bölüm kesinlikle en derinimize kadar, iliklerimize kadar bunu hissettirdi. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. ageofstudio.com forumunu ziyaret edebilir ve Kerem Yılmaz Tarih kanalına abone olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bir dahaki video ve yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.